Selamlar hocaları, merhabalar, hoş geldiniz. Seslemeyi duyuyor musunuz? Herkese selamlar. Sesimi duyuyor musunuz? Nasılsınız, iyi misiniz? Nasıl gidiyor? Merhabalar. Teşekkür ederim. Ben de gayet iyiyim. Çok sağ olun. Süper. Ne güzel. Ben de gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bir her zamanki, her haftaki, her hafta olduğu gibi, her zamanki gibi bir metin çevirisi yapacağız. Metnimizde öznelerimize, yüklemlerimize, varsa preplerimize, varsa bağlaçlarımıza, varsa relative clause, non-clause ifadelerimize, tüm gramer yapılarımıza dikkat ederek gideceğiz. Neler varmış, neler yapmış, bunlara dikkat ederek ilerleyeceğiz. Hazırsak haydi hemen başlayalım mı? Haydi başlayalım. Şimdi, doktorlar. Benim için cümlemin öznesi. Doktorlar performans sergilerler, gösterirler, yaparlar, yürütürler. Aynı burada bu verbimizin kullanılması aynı ne gibi? Aynı aslında carry out gibi. Implement gibi. Implement gibi. Ya da carry out, implement, başka ne söyleyebilirim? Conduct, yürütmek, yönetmek, fulfill. Fulfill, yerine getirmek, execute, gerçekleştirmek. Bunlar gibi kullanabilirim. Doktorlar ne yapmışlar? İlk başarılı bir akciğer naklini gerçekleştirmişler. Yapmışlar 1983'de. 1983'te bakın yılın önüne ne getirdim? In ifadesini. Başarılı bir akciğer transplantation. Neyini? Naklini gerçekleştirdiler. Peki ve artık gerçekleşiyormuş several hundred. Yani her yıl yüzlerce akciğer nakli gerçekleştiriyorlarmış. Şimdi burası benim için geçmişte böyleydi ve artık bakın V gördüğünüzde hep şuna gidiyorsunuz. Hocam V paralel bir ifade değil mi? Aynı zaman kalıbında ilerlemez mi? Bakın ilerlemedi işte. Nasıl oldu? Bak burada sana in 1983 diye verdi. Sonra burada da seni nereye attı? Nav attı. Bak burada verb 2'sin, bak burada verb 1'sin. Şimdi aslında o zamanlar neler söylemek istediğimizi anlamışsınızdır. Biz hep diyoruz ki ve işte ne bileyim sebep sonuç cümleleri bunlar bizim için bir tens uyumu yaptırabileceğiniz ya da işte burada past kullanılmış, ben de burada past kullanayım. Uyumlu gidebileceğiniz bir bağlaç ifadesi değildir. Siz zaman ve koşul bağlaçlarında tens uyumu yaparsınız. Bakın V'de tens uyumu yapabildik mi? Yapamadık. Birisinde past verdiği için in 1983 dediği için verb 2 yaptık. Birisinde now dediği için present tense'e çekmiş oldum. Peki burada benim için yüklemim var. Öznem neresi? Özne ortak bir özne. Doktorlar performans sergilediler 1983'te. Artık doktorlar performanslarını nasıl gösteriyorlar, ne yapıyorlarmış? Her yıl yüzlerce akciğer nakli gerçekleştiriyorlarmış. Peki sonrasında bir akciğer nakli. Şimdi buraya kadar akciğer nakli ne kadar bizim için cümlemizin nesidir? Özne ifadesidir. May involve ya da include da diyebilir misin? İçermek, dahil etmek anlamında may, ihtimal anlamını kullanmışsın. Sen burada may yerine ne de kullanabilirdin? Might de kullanabilirdin. Sen burada can de kullanabilirdin. Could da kullanabilirdin. Present, düşük ihtimal anlamında. Yani %50 gibi bir ihtimal olasılık anlamı vererek böyle de kullanabilirdin. Ne içerebilirmiş? Yani bu nakil bir ciğeri ya da iki ciğeri de içerebilirmiş. Bir ya da iki ciğerle de içerebilirmiş, kapsayabilirmiş. Donör ciğeri, öznem, pardon cümle atladım. Bir ya da iki ciğeri içerebilir dedik, kapsayabilir dedik. Daha az yaygın bir şekilde bir ciğer nakliye, daha az yaygın bir şekilde bir ciğer nakliye öznemiz içerir, kapsar. Hem de
hem akciğeri hem de neyi? Kalbi kapsarmış. Hem de both and hem de ifadesini kullanmış bizim için. Donör ciğeri öznem, kam ifadesi cümlemin yüklemi. Peki bu gelirmiş esasen nereden gelecek? İnsanlardan gelirmiş. Peki insanlardan gelir. Nasıl insanlardan? Who deyip açtım bir ne geliyor? Relative clause ifadesi geliyor. Bu insanlardan gelen insanlar kim, ne? Bunları anlatıyorum. Bağışlayan onların organlarını öldüğünde. Bak buradaki Apo'nun çevirisine dikkat ettiniz mi? Aynı öldüğünde çevirisi yaparak, dığında çevirisi yaparak gelmiş oldu benim için. Ben gibi kullanmış oldum. Halbuki Apo'nu nasıl kullanıyorum? Üstüne, üzerine anlamında onun olmadığı yerlerde. Mesela bank on, rest on, count on, değil mi? Mesela diyorsunuz ki bank on, rest on, rely on ya da base on ya da count on ya da upon, depend on. Bunlar diyoruz mesela, yoksa sana on vermediyse sen ne kullanıyorsun? Upon gibi kullanıyorsun. Ama burada nasıl kullanmışsın? Öldüğünde onların organlarını bağışlayan insanlardan esasen. Esasen nereden geliyormuş bu donör ciğerler? Benim için öncelikle ölümden sonra öldüğünde ne yapan? Organlarını bağışlayan kişilerden geliyormuş. Peki. Sonrasında canlı bir donör. Sonrasında canlı bir donör ki in which deyip açtın, bak burada sen ne yapıyorsun? Bir relative clause kullanıyorsun. Bu donörde yaşayan bir yaşayan donör ne yapar? Maruz kalırmış. Deneyimler yaşarmış. Neyi? Bir cerrahi bir şey yaşarmış. Ne yapması için? To have, sahip olması için bir lobuna. Ciğerlerin bir lobuna sahip olması için toplayarak geldim. Bir cerrahi müdahale geçirilmiş. Uzaklaştırılan, remove, ne yapılan bizim için. Diyor ki işte bu lobun çıkarılması için. Ne için? Nakil için. Nakil için ciğerlerin bir lobunun çıkarılmasını cerrahi bir müdahaleyle olması demekmiş bu canlı dönörlükte. Bu şimdi cümlemiz nereye kadardı biliyor musunuz? Cümlemizin öznesi buradan başladı. Cümlemizin öznesi buraya kadar geldi. Cümlenin yüklemi de buradaki verb ifademizde is'di. Neymiş? Ara sıra canlı bir bu canlı bir dönörde arasıyla uygun bir seçimmiş. Ne için? İnsanlar için. Peki hangi insanlar için? Şurada çizmediğimiz mesela to have to work bir ifadesiydi. Buna dikkat. Başka çizmediğimiz bir şey var mı? Phrasal verb diyorum, prep bakalım. İnsanlar için uygun bir seçim olabilirmiş ara sıra bu canlı dönörde. Bu geldi tekrardan bir yine ne yapıyorum? Bir relative clause ifadesi daha geldi. Dedik ki yine insanlar için uygun seçim olabilir. Bu insanlar hangi insanlar? Bulabilen, bir dokuyu, uygun bir dokuyu, meçleşen, eşleşen bir dokuyu bulabilen. Ney arasında? Bak, ney arasında? Hemen among kullanılmış. İki, prospective. Yani iki uygun bir potansiyel, iki uygun potansiyel bir donör arasında doku ne yapıyorsa dokuyumu bulabilen insanlar için uygun bir seçenekmiş. Genellikle aile üyeleri gibi, yani böyle uygun donör ya da istekli olan tıbbi olarak ne yapabilen sağlıklı ciğer lobunu işte bağışlanmasını tıbbi olarak bağışlayabilen be capable of bunlar. Doğru mu? Sonrasında bunlar arasında işte sağlıklı dokusunu tıbbi olarak vermekte, işte bağışlamakta istekli olanlar, aile üyeleri arasında, bunlar arasında dokusunun uyuştuğu kişiyle, dokusunu uyuşturabilen kişiyle ne yapacaklar? Bu canlı donör olayı gerçekleşecek. Sonrasında doktorlar most commonly consider. En böyle
yaygın bir şekilde düşündükleri neymiş? Düşünürlermiş. Canlı bir işte nakil as an option. As an option. Şunu da böyle çizelim. As burada ne olarak çıktı? Olarak anlamında karşımıza geldi. Bir seçenek olarak, çocuklar için bir seçenek olarak düşünürlermiş çoğunlukla. Nasıl çocuklar bak? Who deyip açtın, bir relative clause daha geldi. Bir relative clause daha geldi. Çocuklar için bir seçenek olarak düşünürlermiş. Sahip ol, agresif neye sahip olan? İşte bir agresif cystic fibrosis. Böyle bir hastalığı. Agresif sistik fibrozlu çocuklar için. Bunlara sahip olan çocuklar için bir seçenek olarak düşünürlermiş. Çoğu durumlar, çoğu koşullar etkilermiş. Çoğu koşullar öznem, etkiler yüklemim. Peki neyi etkileyecek? Bak fiilden sonra getirdin. Ben şimdi burada whether ifadesini nasıl çizeceğim? Ipmadığı. Doğru mu? Ipmadığı şeklinde etkilermiş. Çoğu vakayı, çoğu durumu etkilermiş. Ne olup olmadığı bir bireyin uygun bir aday olup olmadığını etkilermiş. Ne için? Ciğer nakli için uygun bir aday mı, değil mi? Bunu etkilermiş. Çünkü donör ciğeri, donör akciğeri kısa bir talepteymiş. Az bir talepteymiş. Ay yanlış şeyle çizdik. Sarı ile çizecektik preplerimizi. Ne yapacağız? Yetersiz bir arıza. Yani yetersiz olduğu için, az olduğu için kriterye for. Diyor ki benim için. Ne için? Nakil için. Kriter sıkı olmalıymış. Sıkıdır. Sıkıdır. Ama cümle ortasında ama diye çevirerek. Ama çeşitlenirmiş. Somewhat. Ne arasında çeşitlenirmiş? Bu nakil merkezleri arasında da değişiklik gösterirmiş. Genel olarak şunları preplerimiz. Genelde de akciğer nakli alıcıları ne olmalıymış? 65 yaşın altında olmalıymış. Akciğer nakil alıcıları öznem must be yüklemim. In good health except for their pulmonary condition. Şimdi benim için diyor ki işte sağlık durumunun iyi sağlık durumu except for hariç tutarmış. Neyi böyle bir nasıl diyelim? Akciğer durumları için hariç tutacak. Diğer sağlık durumlarında iyi. Bu akciğer durumları hariç, except for. Bunlar hariç. Diğer sağlık sıkıntılarında diğer sağlıkla iyi bir sağlıkta olup akciğer durumları hariç 65 yaşın altında olacak ve gösterecek willingness, istekli olmayı gösterecek benim için. Kriterlerimiz bunlarmış. 65 yaşın altında olup bir akciğer durumu dışında sağlıkta iyi olacak, iyi bir sağlıkta olacak. Bunlar ne yapacaklarmış ve gösterecekler? Bir de isteklilik gösterecekler ve ability to ne yapacak? Yetenekli olacak. Comply with. Ability to bir de comply with. Ne yapmakta? Bizim için böyle nakil sonrası bir rejim dikkat etmesiyle uyuşması gerekiyormuş. Bunlara dikkat etmesi gerekiyormuş. Nakil kriteri neredeyse her zaman hariç tutmuş hastaları. Peki nasıl hastaları? Who deyip açtın. Who kanser hastası ya da immunodeficiency disorders yani bağışıklıkla ilgili immün yetmezlik bozuklukları olan hastaları hariç tutuyormuş. Peki, güzel. Şimdi metnimizi bu şekilde çevirmiş olduk hocalarım. Şöyle bir metnimize bir bakalım. Şöyle bir inceleyelim. Bakın, bizim için dikkat ettiğimiz yerler mesela çok fazla prep kullanımı. Değil mi? Bunlara çok dikkat ediyoruz.
Mesela karşımıza gelen ifadelerde bugün farklı dikkat etmem gereken mesela ne vardı? Upon vardı mesela. Upon'a dikkat etmem gerekiyordu. Bunun dışında mesela emek ifadeleri arasında anlamında kullandığı bu nakil merkezleri arasında şeklinde ya da iki bakış açısı, iki koruyucu, iki dönör arasında şeklinde verdi daha doğrusu. Bunu söyledi. Mesela bunun dışında except for'un oradaki except de kullanışı, ability to comply with ya da under'ın 65 yaşın altında şeklinde kullanılması preplerde dikkatimizi çekti. Cümlenin içerisinde relative clause'lar çok fazla, yani aşırı değil ama güzelce vardı. Ve uzun uzun cümlelerimizde aslında, yani bilmediğiniz kelime olmasa dahi, bunlar olmasa dahi biz uzun cümleler kurduğu için belki anlamakta, toparlamakta zorlanmış olabiliriz. Daha doğrusu olabilirsiniz. Sadece dikkat etmenin özne yüklemi bulmak, varsa virgüle bağlıca kadar okumak, varsa relative clause ifadesi şeklinde devam etmeniz. Sonrasında mesela bağlaçlarımızda da ikili bağlaç kullanmış, sebep sonuç do am anlamında mesela cümle ortasına geldiği zaman ama anlamında kullanıldığını göstermiş, whether kullanmış, ıkmadığı anlamında mesela onu göstermiş, değil mi? Güzel bir metin olmuş. Her türlü her şeye, her türlü gramer noktasına değinmiş. Ne demek hocam? Rica ederim. Rica ederim. Peki, anlaştık mı? Sormak, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bunlar sizin için bir, mesela bu bir soru olsa, ben mesela kesinlikle şu kısmı, prep sorusunu, o aponu sorardım. Onu düşünmek, onu görmek gerçekten güzel. Çeviri hakimiyeti var. Çeviri hakimiyeti sağlıyor şeklinde aslında düşünülür. Güzel olmuş. İnşallah valla sınavınıza faydası olsun. Daha biz ne isteriz ki? Tamam. Bunlara dikkat edin hocalarım. Eğer böyle zaten siz preplere bakarsanız ya da ne bileyim bağlaçları incelerseniz süper olur. Şimdi benim için bakın comply with bir şeye uyum sağlamak anlamında. Nakil sonrasındaki bakım rejimine uyum sağlamaya yeteneği olan, böyle düşünebilirsiniz. Tamam. Tabii daha güzel, hatta Serap hocam daha güzel. Metnin içinde, çevirilerin içerisinde görmek, karşılaştıkça demek ki hep maruz kalmaktan onlar o şekilde oturmuş. Harika, daha güzel. Daha bile güzel. Anlaştık mı? Var mı sormak, söylemek istediğiniz bir şey? Peki, rica ederim. Ne demek? Ne demek? Kendinize o zaman iyi bakın. Haftanın yeni dersleriyle görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bunlar, ha şey demiştim. Bunlar up-on'la da up-on'la da kullanılabiliyor demiştim. Tamam. Rica ederim. Haydi görüşmek üzere. Hoşça kalın.